Herkese merhaba arkadaşlar, ben Samet, kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar yine şehirden köye göç serili videomla karşınızdayım. Bu video diğerlerinden daha çok önem taşıyor. Çünkü bir altyapı oluşturacağız hep birlikte. İçinizde eğer ki süt hayvancılığı yapmak isteyen arkadaşlar varsa veya bulunmuş olduğu işi bırakıp köyüne yerleşip hayvancılıkla uğraşmak isteyen arkadaşlar varsa videomu sonuna kadar izlemelerinde çok büyük önem var. Evet, videomuza başlayalım. Şu detayı da sizlere söylemek isterim. Eğer hayvancılık yapmaya karar verdiyseniz arkadaşlar, hangi dalda hayvancılık yapacaksınız ona da karar vermeniz gerekiyor. Eğer besicilik yapacaksanız çiftliğinizi ona göre dizayn ettirmelisiniz, ona göre projesini çizdirmelisiniz. Eğer ki sağ mal, işte inek alacaksanız yine çiftliğinizi onlara uyumlu şekilde yaptırmanız gerekiyor. Yani aklınıza da şu takılmasın, ben besicilik yapıyordum ama sütçülüğe döndüm, yapamaz mıyım? Tabii ki yapabilirsiniz ama zorluk çekersiniz arkadaşlar. Besi hayvanların kafaları birbirine bakar, ortadan yemleme yaparsınız, rahatça bakılabilirler. Süt hayvanların ise popo kısımları birbirine bakar, ortadan sağım yolu vardır. Oradan çiftli sağım yaparaktan kolayca sağımı bitirebilirsiniz. O yüzden sizin için daha avantajlı olacaktır. Ama çok büyük bir detay değil yani, onu da söyleyeyim sizlere. Neyse, inek almaya karar verdik, çiftliğimizi yaptırdık, bitirdik. Artık sıra inek almada. Öncelikle üretici arkadaşı çok iyi araştırıyoruz. İşte bu çiftlik sahibi olur, şahıs olur, herhangi işte inek satan biri. O kişiyi iyice araştırıyoruz. Eğer inek sattığı başka kişiler varsa bunlarla görüşmeniz, o kişi hakkında bilgi almanız sizin için artı olacaktır. Sonrasında inek alacağımız kişiyi arıyoruz tabii ki randevuleşmek için, yani hangi gün hangi saatte buluşalım diye, görüşelim diye hayvanlar için. Şuna da dikkat ediyoruz burada. Mutlaka arkadaşlar gidecek olduğunuz gün ineklerin yemleme ve sağım saatlerinde olmasına dikkat edin. Bu sabah olur akşam olur önemli değil ama sabah olsa daha iyi olur tabii. Sabah saatlerinde orada buluştunuz, bu 7-7.30 civarlarında buluştunuz. Öncelikle inekleri gösteriyor size, işte şunlar 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 sattıktır diye. Ve kişi hayvanlarını yedirmeye başlıyor, varsa elemanları yedirmeye başlıyorlar. Burada dikkat etmeniz gereken en önemli konulardan bir tanesi arkadaşlar, İneğin iştahıdır. İnek iştahlı, önüne koyulan kaba yemi, kesif yemi iştahla yiyor mu? Böyle önüne dökülen yemi iki dil darbesinde hemen yok ediyor mu? Bu çok önemli. Buna dikkat ediyoruz. Mutlaka ve mutlaka alacak olduğumuz hayvanın iştahlı olması lazım. Biliyorsunuz bir hayvan iştahlıysa o hayvanın pek fazla bir sıkıntısı yoktur. Hastalığı yoktur. Mutludur. Mutlu olduğu için de iştahlıdır. Buna dikkat ettik. Alacak olduğumuz hayvan gayet iştahlı. Kaba yemini, kesif yemini hemen yok etti, önünden bitirdi. Sonrasında hayvanımızın yanında bolca bulunuyoruz. Yani kaç tane hayvan varsa orada işte. Ufak da olsa böyle boğazında hırıltı, öksürük, hışlama. Yani bunları gözetliyoruz arkadaşlar. Alacak olduğumuz hayvanın ciğerlerinde veya solunumunda bir sıkıntı var mı diye hayvanı iyice dinliyoruz. Unutmayalım ki akciğer enfeksiyonları, işte solunum enfeksiyonları çok zor tedavi edilebilen hastalıklardır. Yani alacak olduğunuz hayvanın böyle bir şey çıkması sizi çok fazlasıyla yoracaktır. İşe olan motivasyonunuz düşecektir. O yüzden hayvanımızı iyice dinliyoruz. Dinledik. Hayvanımızda herhangi bir hırıldı, öksürük, hışlama böyle bir şey yok. Gayet düzenli nefes alıyor. Her şey yolunda. Sonrasında ne yapıyoruz? Tabii ki size belirli işte sütünü söyleyecektir. İşte 15 litre, 17 litre, 20 litre inek sağlıyor. Ne çıktı işte inekten? 11 litre süt çıktı ve ineğin 17 litre süt olduğunu söyledi size. Tabii bu sabah akşam olmak üzere. Yani muhtemelen sabah 11 litre sağlanan süt akşam da 6 litre çok rahat sağlayacaktır. Şöyle bir şey de var, yani burada sizi yanlış yönlendirmek istemem. Kimi üretici yani iyi olmayan üreticiler diyelim, akşamdan ineğin memesine süt bırakabilirler ya da akşamdan sağmayabilirler. Bütün sütünü sabah alabilirler. Buna dikkat edelim arkadaşlar. Eğer imkanımız varsa aynı ineklerin akşam sağımlarına da katılmakta çok büyük önem var.
Ama üreticiye güveniyorsunuz veya işte bulunmuş olduğunuz yere çok yakın, ineklerine de kefilse sabah sahamlarına katılabilirsiniz sadece. Söylemiş olduğu gibi sütünde de hiçbir sıkıntı yok. Sonra nereye dikkat ediyoruz? İneğimizin meme yatağında ur, işte yamukluk, şişkinlik, bir orantısızlık var mı? Şöyle arkadan ineğe baktığında bunu hiç bu işi yapmayan bile çok rahatlıkla anlayabilir. O dört meme gayet nizami yerinde duruyor mu? Bu da size eğer yerinde duruyorsa bu da size ineğin daha önce herhangi bir mastitit veya daha önce memede işte uğurlaşma bir sıkıntı yaşamadığını gösterir. Ama eğer ki memede çaprazlık, yamulma, yumulma varsa mutlaka o inek daha öncesinde mastitit geçirmiştir. İşte memede uğurlaşma, taşlaşma olmuştur. Yani bir sıkıntısı vardır geçmişe dönük. Buna da dikkat ediyoruz. Bu da önemli bir husus. Tamam, ineğimizin memesinde hiçbir düzensizlik yok. Gayet güzel, şekli şemali yerinde. Sonra ineğimizin tırnağına iyice bakıyoruz, tırnaklarına. Herhangi bir kızarıklık, ayrıklık, altında delinme, yarılma gibi şeyler var mı diye. Kimi zaman bu tür problemler olmuyor ama inek yine de topallıyor. Bu da onun eklem iltihaplanması olduğu anlamına gelir. Eklem iltihaplanması da çok zor tedavi edilebilen bir hastalıktır. Daha öncesinde bizim başımıza gelmişti. Ne kadar tedavi etmeye çalışsak da herhangi bir tedaviye karşılık hayvanımız vermediği için sonrasında kesime göndermiştik onu. İnşallah sizlerin başına gelmez. O yüzden ineğimizi alırken, işte arabaya bindirirken, yürürken inek yine çok dikkatli bakıyoruz. Herhangi bir yürümesinde bozukluk, topallama gibi bir sorunları var mı diye. Bir de şu konu vardır arkadaşlar. Kimi zaman inekler metal cisimler yutabiliyorlar. Bu çivi olabilir, demir olabilir. İnce işte ineğin yutabileceği ebatlardaki işte metal artık aklınıza ne geliyorsa. Bunlar da ineğe sonrasında büyük rahatsızlık verebilir. Alacak olduğunuz inek akşamdan çok güzel yer, içer, kütür kütür. Sabah gidersiniz ki ineğiniz ateşi yüksek, yemiyor, içmiyor, böyle size bakıyor. Bu da bir ihtimaldir. Yani midesinde herhangi bir çivi olabilir. Çivi de böyle kör kurşun gibidir arkadaşlar. İşkembede sağa sola gider ve bir yere saplanır. Bu da ineğinizi oldukça rahatsızlık verebilir. Hatta saplanmış olduğu yere göre ineğinizi öldürebilir. Buna nasıl dikkat edebiliriz? Yani ben şahsen bir veteriner alıp da dedektörlü hayvanları baktırmıyorum. Artık şansa bırakıyorum o işi. Ama eğer imkanınız varsa yine bir veteriner yardımıyla karnında bir cisim olduğunu ya da olmadığını öğrenebilirsiniz. Tamam, çivi de çıkmadı. Herhangi hiçbir şey yok hayvanımızda. İnşallah gününüz böyle geçer arkadaşlar. İnek almaya gittiğiniz zaman inek size gösterilen ineklerde böyle şeyler çıkmadı. Sorunlar çıkmadı. Bir de dikkat etmeniz gereken şey nedir? Tabii bu sizin potansiyelinize bağlı. Eğer meranız varsa, aldığınız inekleri otlatacaksanız, alacak olduğunuz ineklerin daha önce meraya uyumlu olduğunu öğrenmeniz gerekiyor. Yani alacak olduğunuz çiftlikte daha önce otluyorsa hayvanlar, mutlaka sizin merada da otlayacaktır. Ama daha önce çiftlikten hiç dışarı çıkmadıysa, yani dünyayı ilk defa tanışıyorsa, o ineği ne yaparsanız yapın otlatamayacaksınız arkadaşlar. Bu da benim başıma fazlasıyla geldi. İnanın bir iki ay bahçede yattık, kalktık. Birkaç tane ineğim vardır böyle. Yok, mümkün değil. Yerden böyle bir tel ot tanesi o hayvana kestirememiştim. Ne oluyor bunun sonunda? Çabalarınız boşa çıkıyor ve ineğiniz 17-20 litre sağılırken sütü yaradan da aşağı düşüyor. Çünkü hayvan oldukça strese giriyor, aç kalıyor. Siz de inat ediyorsunuz mutlaka aç kaldıkça otlayacak diye ama ne yapıyorsanız yapın otlatamıyorsunuz. O yüzden eğer meranız varsa alacak olduğunuz hayvanların da daha önce otlamış, meraya gitmiş olması gerekiyor. Ama sizin için problem değilse işte otlaması, eğer ki siz biçip ona verecekseniz çok da kafaya takmanıza gerek yok o zaman. Bir de alacak olduğunuz hayvanın makineye uyumlu olması gerekiyor. Yine bu da benim başıma geldi. Çok güzel bir inek arkadaşlar elime geçirmiştim. Çok kaliteliydi. Ama ne mümkün ki getirin de o makineyi ona takın. Mümkün değil arkadaşlar. İnanın babam ölümden döndü. Makineyi takarken çifte vurmuştu babamı. Böyle bildiğiniz yere serildi. 2-3 kişi, 4 kişi toplanıyoruz.
Hayvanı tutuyoruz, görseniz bir halimizi, ama makineyi ona takmak mümkün değil. Ne yaptık? Biz de onu satmak zorunda kalmıştık. Çünkü ben tutup da onu elimle sağamam sabah akşam. Benim için çok büyük zaman kaybı olur ve zahmetli olacaktı. O yüzden satmak zorunda kalmıştık. Bunu da öğreniyoruz. Yani sağma uyumlu mu, makineyle sağma uyumlu mu diye. Şuna da dikkat edin. Dört memeyi de yere veya işte bir kovaya sağın. Süt akışı, süt çıkışı nasıl? Kalın mı, ince mi? Kimi hayvanda memelerin bir tanesinde veya iki tanesinde veya hepsinde çok ince çıkabiliyor, böyle ip gibi. Bu da makineye ona taktığınız zaman 5 dakikada makine onu sağacaksa bu süre uzadıkça uzuyor. Çünkü süt az geldi, yani ince çıktığı için, meme uçları çok dar olduğu için süt azar azar gelecektir. Bu da sizin zamanınıza neden olacaktır. Bu da önemlidir arkadaşlar. Bunu sakın unutmayın. Alacak olduğunuz hayvanın küpeleri yerinde olması gerekiyor. Pasaportlarıyla almanız gerekiyor. Çünkü buzağı desteklemesi alabilmeniz için annenin küpe numarası bulunması gerekiyor. Ve aynı şekilde onu işletmeye kaydettirebilmeniz için küpesi olması gerekiyor. Küpelerine de dikkat edin. Eğer ki alacak olduğunuz hayvan doğum yaptıysa, işte buzağını da üretici küpelettiyse, alabilirsiniz onu veterinerlikten, işte ilçe tarımdan küpe müracaatında bulunabilirsiniz. Bunları da geçtik arkadaşlar. Aslında o kadar çok konuşulması gereken şeyler var ki, konular var ki hayvanlar hakkında. Yani bir hayvanın geçmişi çok çok önemlidir. İşte daha önce plasenta atımında sıkıntı yaşadı mı, işte zor doğum geçirdi mi, işte kuzuluğu dediğimiz o buzağın tutunduğu şey dışarı çıktı mı? Yani bunlar da artık üreticine insafına kalmış. Siz sordukça onun verebileceği cevaplara kalmış. İnşallah iyi insanlarla karşılaşırsınız da size hep doğruları anlatırlar. Siz inekleri aldığınızda herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız. Ben bu videomda sizin yapabileceğiniz şeyleri sizlere anlattım. Size bağlı olan şeyler. Gözünüzü iyi açmanız, kulağınızı iyi açmanız gereken şeyleri anlattım size, konuları anlattım. Diğer sorular da artık üreticinin insafına kalmış. Umarım umduğunuz gibi her şey yolunda gider. Bugünlük bu kadardı arkadaşlar. Eğer unuttuğum konular varsa, abi şunu anlatmayı unuttun. Ha bir de ben şunu da söyleyeyim size. Ben çok fazla seçiciyimdir. Benim dış görünüş de hayvanın çok önemlidir benim için. Boynuz yapılar olsun, kılık kıyafeti olsun. Bunlara da dikkat ederim. Tabii bunlar sizin için çok önemli olmayabilir. Hatta göstereyim. Benim bütün takıntım vardır. Bütün hayvanlarımın boynuzları mesela düz olacak. Böyle eğri büğrü, biri önde biri arkada olmayacak. Göstereyim mesela. Bakın. Hepsinin boynuzları nizamidir. Biri nasılsa diğeri de aynıdır. Bunlar daha düve. Onda boynuz yok zaten. Yani bu da benim takıntımdır arkadaşlar. Boynuzlar eğri büğrü olmayacak. Kılık kıyafeti yerinde olacak. Yakışıklı olacak. Memeler bozuk olmayacak. Evet arkadaşlar, bugünlük videomuzun sonuna geldik. Umarım videomu beğenmişsinizdir ve umarım sizlere faydalı olmuşumdur. İnşallah gününüz böyle anlattığım gibi sorunsuz geçer ve umduğunuzu bulursunuz. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Daha iyi, daha gelişmiş çiftlik videolarında görüşmek üzere. Hoşça kalın.